Mesele Ekonomi'den herkese merhaba. Bugün ekonomik gelişmeleri konuşmaya devam ediyoruz. Konuğumuz gazeteci Erdal Sağlam. Erdal Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Sağ olun. Erdal Bey, geçtiğimiz ay içerisinde ekonomi yönetiminde önemli değişiklikler oldu. Bu değişiklikler yapılırken arka planda da bir tartışma vardı. Türkiye ekonomi alanında, hukuk alanında reform sürecine giriyor gibi bir tartışma vardı ve piyasalarda, iş dünyasında buna yönelik bir beklenti oluşmuştu. Bugün geldiğimizde hem siyasi tartışmalar açısından baktığımızda hem ekonomi içerisinde atılan adımlara baktığımızda evet piyasanın hoşuna gidilecek adımlar atılıyor özellikle para politikası tarafında. Ancak bu reform tartışması sanki rafa kalktı ya da gündemdeki yerini kaybediyor gibi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Hükümet açısından önemini kayıp mı etti yoksa zamana mı yayıldı? Ya hükümet için önemini kaybetti demek şimdilik pek doğru olmaz gibi geliyor bana. Çünkü en azından ekonomi yönetimi açısından para politikalarındaki normalleşmenin üstüne hem bütçede hem bazı ekonomik kurallarda hem de yargı efendim hukuk reformunda ciddi şeyler yapmak gerektiğini düşünüyorlar benim gördüğüm kadarıyla. Yani Lütfü Elvan da yeni Hazine ve Maliye Bakanı da. Ama bazı kısıtları var gördüğüm kadarıyla. İstedikleri ölçüde bir tedbir alabilecekler mi? Sayın Cumhurbaşkanı nereye kadar izin verecek? Siyaseten nereye kadar yetecek istediklerini yerine getirmesi? O konular biraz daha şu anda muğlak konumda. Aslında herkes de izliyor. Piyasalar iyi ama İş alemi özellikle bu reformlar konusuna gözünü dikti bekliyor. Ve elinden geldiğince anladığım kadarıyla bu yönde baskıları da arttırıyorlar. Ama tabii bir siyasi denge söz konusu. Mevcut ittifak devam edecek gibi gözüküyor. O ittifak içerisinde bazı kısıtlar var. Özellikle hukuk ve yargı reformları konusunda ister istemez. Bütün bunlar ne kadar nerede bir dengeyi bulacak, nasıl bir paket çıkacak ve bu paket istenileni verecek mi? Hem içeride hem dışarıda istenilen düzeltmeleri yapacak mı? Onu henüz bilmiyoruz. Ama artık yapılmaya başlanması gerekiyor. Yani parasal politikalarda normalleşmenin getirdiği iyimserliğin artık sonuna doğru gelinmeye başladı. Diğer adımların da artık en azından işte ocağın üçüncü haftasına kadar falan atılması gerekiyor bence. Peki bu noktada şunu sormak istiyorum. Siz bu konuda bir köşe yazısı da yazdınız. İş dünyasının beklentileri nedir? Bunu öğrenmek istiyorum. Geçmişte Aralık ayındaki tartışmalar içerisinde iş dünyası mesajlar veriyordu. Bugün geldiği noktada nasıl bir reform bekliyor? Reform denince ne algılıyorlar? Şimdi iş dünyası büyük iş adamları olarak düşündüğünüzde, TÜSİAD çevresi olarak düşündüğünüzde çok çok daha kapsamlı bir paket bekliyor. Özetle söyledikleri şu, Türkiye'nin Batı ittifakıyla yeniden uyumunu sağlayacak kadar önemli ve radikal siyasi reformların yapılması gerekiyor. Daha orta ölçek baktığınız zaman onların da daha çok ilgilendiği işte kurlar stabilize olsun, efendim hem devletten yardım alalım ama bir yandan da dengeleri bozmadan kuruydu, faiziydi, bir an önce faizi de düşürerek bir yere gidelim. Ama bunun yolunun da artık makro ekonomide ve uluslararası entegrasyonda olduğunu, daha doğrusu Batı'yla ittifakı yeniden güçlendirmekten geçtiğinde görüyorlar benim gördüğüm kadarıyla. Bu sadece Odalar Birliği olarak değil, son günlerde gelen şeyler MÜSİAD'ın da yani AKP'ye yakın olan iş örgütü MÜSİAD'ın da artık aynı kanaate ulaştığı konusunda. Yani Türkiye'nin Rusya'yla flörtü, bunun Batı'yla olan ittifakı engellemesi, S-400'de olduğu gibi bütün bunların Türkiye ekonomisi için
artık zarar verdiğini, yani şöyle söyleyebilirim, bütün iş alemi artık bunu konuda kanaat getirmiş. Kimisi daha fazla şey istiyor, daha liberal bir şeyden yana, geçten yana, uyumdan yana, kimisi de işlerini yürütebilmek için gereken adımlardan yana, ama hepsi aynı kapıya çıkıyor. Peki artık bu reformların atılması gerektiğini işaret ettiniz. Politik, özellikle para politikası tarafında kazanılan zamanı anladığım kadarıyla iyi değerlendirmek için bir an önce atılması gerekiyor. Peki bunun zamanı nedir? Yani bu fırsat penceresi ne zaman dolar size göre? Tabii ki spesifik bir tarih saptamak mümkün değildir, ancak 2021 içerisindeki gündemde yavaş yavaş şekillenmeye başlayacak. Anladığım kadarıyla ekonomide yapılacak olan da mali tedbirlerle ilişki paket hazırlığı var. Bu çok fazla sızdırmıyorlar ama burada bazı kısıtları da var, onu da söylemek lazım. Yani devri sabık görüntüsü vermeyecek ölçüde hem söylemleri hem de tedbirleri ona göre uyarlamaya çalışıyorlar. Öyle bir zorlukları var. Yani Berat Albayrak döneminde ekonomi mahvolduğu demeden, bunu demeden ama bunu düzeltecek şeyler yapmak. Bu tabii piyasalar üzerindeki psikolojik etkiyi azaltacak. Yani geçmişi öz eleştiri yapmadan üstüne bir şey yaparsanız bunun etkisi daha az olur. Ama mecburen bunu yapacaklar gördüğüm kadarıyla. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'ndan geçtiğimiz döneme fazla yüklenmeyin mealinde belli ki bir şey gelmiş. Ona göre çok titiz davranıyorlar. Yani hem para politikasında hem mali politikalarda. Ama mali politikalarda bazı hazırlıklar olduğunu duyuyorum. İşte geçen gün Lütfü Elvan da söyledi. Daha hedefli bir mali politika gibi bir söz etti. Onun altını doldurduğumuz zaman herhalde tüm yatırımları durdurmak değil ama bazı yatırımları durdurmak, bütçede tasarruf bazı alanlarda yapmak, bunlar ne kadar inandırıcı olacak bilmiyorum ama bunun üzerinde çalışıldığını görüyoruz. Yani bence yeni ekonomi yönetiminin istediği şeylerden biri de, iş aleminden gelen talepleri de bir bölümü öyleydi. Mesela mali disiplini daha kurumsallaştıracak, mali kontrol yasasında çok fazla gevşemeler yapmışlardı. İşte harcama ve gelir dengesini gözetecek 2002-2003'te gelen kamu mali yönetim şeyinde, kanunda orada bir tahkimat yapabilirler. Yani eski disiplinli döneme dönüş için bazı düzenlemeler olabilir. İhale yasasında istediklerini biliyoruz ama ihale yasasında orada disipline edici kararları Sayın Cumhurbaşkanı kabul eder mi bilmiyorum. Yani mali disiplini arttırıcı bir şey yapmaları gerekiyor. İnandırıcı olabilmeleri için mali alanda. Ama bunun ne kadarını gerçekleştirebilecekler bilmiyoruz. Bu bir ayak. Bir de siyasi ayak var. Yani hukuk reformu, işte seçim kanununda değişiklik deniyor, bir süredir konuşuluyor. Barajın düşmesi deniyor. Çünkü Avrupa Birliği'nin şeylerinden biri o, biliyorsunuz. Bütün bu konularda da Bahçeli ile, Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ne kadar anlaşabilecek? İleriye dönük seçim planları ne olacak? Bunlara bağlı belli ki bir müzakereler gidiyor. Yani çok sık görüşmeye başladılar. Buradan çıkacak sonuç ne olacak? Bu tatmin edecek mi hem Avrupa Birliği'ni hem ABD'yi, yeni yönetimini? Burası belli değil ama benim şahsi kanaatim, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği de ABD'yi kullanacak, o belli oldu geçen liderler zirvesinde, çok daha radikal. Yani Türkiye'nin egzen değişikliği tartışmaları var ya, bir daha orada bu tartışmalara yol açmayacak kadar
radikal önlemlerle, radikal düzenlemelerle Batı'ya ittifakını tescil etmesini ve buna taahhütlerde bulunmasını isteyecekler. Buna ne kadar razı olacak Sayın Cumhurbaşkanı onu bilmiyorum. Ama bu ikinci ayak olacak belli ki. Yani bu ay içinde mali tedbirlerle ilgili bir paket gelebilir. Benim gördüğüm kadarıyla Ocak sonu ya da Şubat başında da siyasi şeylerle uyum konusunda ne tedbirler atılır, alınır, onların ipuçlarını en azından görmeye başlarız. Çünkü 17 Şubat'ta NATO toplantısı var. Mart'ta 20 Ocak'ta Biden yönetimi göreve başlıyor. Genellikle yeni yönetim bir ay içerisinde hem küresel hem bölge politikalarını daha netleştirmiş oluyor. Yani Şubat sonu geldiğinde, Mart başı geldiğinde ABD'nin tavrı da netleşir. Mart'ta yapılacak AB zirvesinde ABD ve AB birlikte Türkiye'ye ilişkin tavırlarını belirler diye düşünüyorum. Bütün bunlara yetişmesi için de en geç Şubat başı siyasi tedbirlerin, daha önce de ekonomik tedbirlerin artık netleşmesi ve uygulamaya girmesi gerekiyor. Şunu sormak istiyorum. Özellikle 2021'e girdiğimiz şu ilk günlerde yumuşak da bir giriş yapmadık. Türkiye içinde de Amerika'da olduğu gibi siyasi tartışmalar alevli bir şekilde başladı. Diğer taraftan Boğaziçi Üniversitesi etrafındaki tartışmalar da devam ediyor. Tüm bunlar siyasi ve hukuk tarafında atılacak reform adımlarıyla çelişen gelişmeler midir? Çelişen gelişmeler tabii. Yani Anayasa Mahkemesi karar alıyor. Geçen yıldan kalan mahkeme uygulamıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karar alıyor. Kavala'yla ilgili. Bunu uygulamıyor. İşte 4,5-5 yıl geriye dönük yeni bir dava açıyorlar. Bütün bunlar inandırıcılığı zayıflatan şeyler. Yani bir yandan reform yapacağız diyorsunuz, hukuk reformu diyorsunuz. İşte insan hakları, fikir özgürlüğü gibi, fikir hürriyeti gibi konularda Avrupa Birliği'nin standartlarıyla uyum sağlayacağız diyorsunuz. Ama bir yandan da yasaların uygulanması bile engelleniyor. Ve yargının tümüyle iktidara bağlı, siyasete bağlı bir görünümü ister istemez ortaya çıkıyor. Sadece o değil. Boğaziçi olayında gördük. Daha önce SMA hastalarıyla ilgili sosyal medyadan açılan kampanyada gördük. Yani kim iktidarı eleştirse terörist damgası yiyor. Ve bunu mesela bugün İçişleri Bakanı'nın yine Canan Kaptancıoğlu için, Boğaziçi'ndeki şeye gittiği için bir şeyi var, demeci. Sert şeyler söylüyor. Bütün bunlar güvenlikçi politikaların giderek öne çıktığını gösteriyor. Halbuki tam tersine özgürlükçü politikaların tahkim edilmesi gerektiği konusunda reformlar zaten buna dönük olması gerekiyor. İkisi birbiriyle ister istemez çelişiyor. Yani o yüzden de hem halkın hem de iş aleminin de kafası karışmış durumda. O yüzden bir tedirginliği, özellikle büyük iş kesiminde bu tedirginliğin arttığını hissediyoruz. Yani özel konuşmalarımızda bunun birbiriyle çeliştiğini, artık mevcut ittifak yapısıyla Türkiye'nin istenen reformları yapamayacağı konusunda giderek daha fazla ikna olmaya başlıyorlar. Yani bu bir an önce yapılması gerekiyor. Bir nedeni de bu. Çünkü reformlara olan güven giderek azalıyor ve bir beklenti oluşturdunuz. Bu ekonomide de böyle, siyaset içinde böyle. Bir beklenti oluşturuyorsunuz, balonu şişiriyorsunuz. Sonra şişirdiğiniz balonun algısından çok daha küçük bir şey yapıyorsunuz. O zaman etkisi kayboluyor. Yani bu etkiyi, beklenti yönetimini zaten son dönemde iyi yapamıyor iktidar. Burada da aynı şeyi görüyoruz. Yani çok fazla bir beklenti oluşturuldu.
hukuk alanında reformlar, adalet konusunda reformlar, işte ekonomide yeni bir yola girdik şeyleri, ama yapılanlar bunu karşılamıyor, bu beklentiyi karşılamıyor. O yüzden de hayal kırıklığı oluyor. Bir an önce olması gerektiğin bir nedeni de bu. Peki son olarak şunu sorayım. Şubat ayını işaret ettiniz. Özel sektörde beklentileri devam ediyor. Diğer taraftan yurt dışından beklentiler var. Türkiye'nin pozisyon almasını bekliyor. Bu beklentiler karşılanamazsa ne olur? Kötü olur. Yani iş alemi hala şunu düşünüyor. Berat Albayrak bile görevden uzaklaştırdığına bakarsak Sayın Cumhurbaşkanı gerekeni gördü diyorlar. Artık ekonomi politikalarında, siyasette normalleşme dönemine girmesi gerektiğini gördü ve gerekeni yapacak demeye devam ediyorlar. Ama ben endişeliyim açıkçası. Yani ben de mevcut ittifak nedeniyle, AKP-MHP ittifakı nedeniyle özellikle şeyim. Yoksa Sayın Cumhurbaşkanı'nın daha pragmatik olup tam tersi dönüşler yaptığını çok gördük. Daha pragmatik davranabiliyor ama bir yandan da milliyetçi bir aşağı çeken bir şey var artık Cumhurbaşkanı'nda. O yüzden eskisi kadar rahat çark edemiyor şeylerden, politikalarından. Bunun derecesi önemli. Yani bu bir oy kaybı sürüyor. Bütün anketler bunu gösteriyor. Bir telaş var. Ekonomide ve siyasette bir şey yapması gerektiğini görüyor. Tamam, ben de bunu gördüğüne katılıyorum ama ne kadarını görüyor? Yani vahametin, tablonun ne kadarını görebiliyor? Kötü tablonun. Açıkçası ondan emin değilim ama bu siyasi olarak bir önemli bir aktör olduğu ve siyasi zekası olduğunu hepimiz artık biliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Buradan nasıl çıkacak? Eğer yapamayacağı şeyler varsa, yapması gereken de eli kolu bağlıysa, bunu nasıl atlatacak? Nasıl atlatmaya çalışacak? Nereye gidecek? Yani sonunda ekonomi iyice ağırlaşır da bunları yapmazsa bir erken seçim dayatır mı? Bütün bunlar önümüzdeki dönemin şeyi. Ama ben çok umutlu değilim. Yani Batı'nın istediği, talep ettiği reformların tümüyle karşılanacağı konusunda mevcut iktidar tarafından çok umutlu değilim açıkçası. Şahsen tabii. Erdal Bey, çok teşekkür ederim. Değerli görüşlerinizi aktardınız. Kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Değerli izleyiciler, bugünlük burada noktayı koyuyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.